Doğru, tarafsız virüs haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim, bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim, öğrencilerin arşa çıkan barınma sorununun kendi yetki alanlarında olmamasına rağmen insani duygularla hareket ederek takipçisi olduklarını aktaran Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, sorunu kısa süre içerisinde çözmeye çalışacaklarını belirtti. Kalan, barınmayla ilgili sıkıntı çeken öğrenciler için Alanyalılardan misafirperverliklerini göstermelerini de istedi. Kalan, yurt konusunda ise yeni müjdeler verdi. Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla birlikte öğrenci sayısı artan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yetersiz yurt ve kira fiyatları öğrencilere isyan bayrağını çektirmiş durumda. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, hem üniversitenin geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi hem de yeni yapılan projelere dikkat çekti. Rektör Kalan, son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan sosyal medyayı deyim yerindeyse adeta sallayan öğrencilerin bu sorununa çözüm bulabilmek için gerekli çalışmayı sürdürüyor. Rektör Kalan, Alanya Posta Medya'ya hem güncel durum hem de yakın geleceğe yönelik planlara ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Kalan, 23 Nisan 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan ALKÜ'nün 6,5 yıllık süre zarfında hızlı bir gelişme, büyüme gösterdiğini ifade ederek bölümler hakkında bilgi verdi. Malumunuz, üniversitemiz 23 Nisan 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir üniversitedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bu 6,5 yıllık süre zarfında çok hızlı bir gelişme, büyüme göstermiştir. Halihazırda 19 akademik birimimiz vardır, 10 fakültemiz, 5 meslek yüksekokulumuz, 1 yabancı diller yüksekokulu, 1 de lisans eğitim mensubumuz olmak üzere. Bunun dışında 27 tane uygulama araştırma merkeziyle de araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek olunmaktadır. Eğitim öğretim döneminin sıkıntılarla başladığını dile getiren Rektör Kalan, öğrencilerin son zamanlarda yaşadığı en büyük sorun olan barınma sorununa dikkat çekti. Kalan, 2000 yataklı KYK yurdu için gerekli görüşmenin yapıldığını, 2022'de yurt inşaatına başlanacağını ifade etti. Ülke genelinde olduğu gibi Alanya'da da barınma sorunu karşımıza çıkan en önemli sorunların başında geliyor. Tabii ki bu noktada devlet büyüklerimiz gerekli hassasiyetleri gösteriyorlar. Sağ olsunlar, onların destekleriyle bu sorunu kısa bir süre içerisinde çözmeye çalışacağız. Kredi Yurtlar Kurumu ile yaptığımız bir takım görüşmeler var. KYK'nın inşa edileceği Cikcili yerleşkesinin detayları hakkında da bilgi veren Kalan, Cikcili yerleşkesinin tahsisi geçtiğimiz Eylül ayında tamamlandı. Galeri sistemiyle bütün altyapıyı alarak inşallah Cikcili yerleşkemizin 100 yıl boyunca bir daha kazma vurulmadan kendi kendini sürdürebilmesi için gerekli fiziki altyapıyı da bu şekilde tamamlamış olacağız dedi. 2000 kişilik Cikcili yerleşkemizde inşa edilmek üzere 2000 kişilik öğrenci yurdunun inşası için talep yazımızı ilettik, ön görüşmelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl Cikcili'de 2000 kişilik KYK yurdumuzun da inşaatına başlamış olacağız. Kestel yerleşkesinde de inşaatı tamamlanmak üzere olan kız yurdu hakkında konuşan Rektör Kalan, kız yurdunun hizmete girmesiyle birlikte hali hazırda kullanılan kız yurtları da buraya nakledilince erkek öğrencilere yeni yurt imkanı sağlanmış olacak bilgisini verip halka misafirperver olma çağrısında bulundu. Yine Kestel yerleşkemizde inşaatı tamamlanmak üzere olan 1000 kişilik bir kız yurdumuz var. Kız yurdunun hizmete girmesiyle birlikte halihazırda kullanılan kız yurtlarında boşaltılacak, nakledilecektir buraya. Ve dolayısıyla erkek öğrencilerimiz için de ekstra yer ayrılacaktır. Turizm sezonunun artık yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte de ümit ediyorum ki apartlarımızdaki fiyatlar da düşecek. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını da büyük ölçüde bu şekilde karşılamış olacağız. Bu noktada ben Alanya halkından ricam, Alanya'nın misafirperverliğini dışarıdan gelen öğrencilerimize tüm gerçekliğiyle yansıtmalarını istiyoruz, talep ediyoruz.
Kestel yerleşkesinin hızla büyüyüp gelişmesi için gerekli çabaları gösterdiklerini aktaran Rektör Kalan, üniversite kapısının inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını dile getirerek, özellikle de güvenlik açığı had safhadaydı. Yerleşke ortamından bahsetmek biraz zordu. Önümüzdeki pazartesi inşallah artık kampüs kapısını kapatacağız. Bundan sonra daha kontrollü bir şekilde geçiş sağlanacaktır şeklinde konuştu. Kestel yerleşkemizin de hızla gelişip büyümesi için gerekli çabaları gösteriyoruz. Özellikle de güvenlik açığı had safhadaydı. Malumunuz bir yerleşke ortamından bahsetmek biraz zordu. 18 uygulamasının büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte biz artık cümle kapımızın inşaatını da nihayete erdirmek üzereyiz. Önümüzdeki pazartesi inşallah artık kampüs kapısını kapatacağız. Bundan sonra daha kontrollü bir şekilde geçiş sağlanacaktır. Efendim, birçok ulusal ve uluslararası ödülün belediyeye kazandırılmasına yönelik projelerin hayata geçmesini sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışmasında uygulama ödülleri kategorisinde tarihi bedesten yapısının restorasyon çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Alanya Belediyesi adeta ödüle doymuyor. Son yıllarda kazandığı ödüllerle dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi son olarak tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışmasında uygulama ödülleri kategorisinde Alanya Kalesi'nin simgelerinden bedesten yapısının restorasyon çalışması neticesinde ödül kazandı. 2020 yılı tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması sonuçları 8 Eylül'de yapılan jüri toplantısıyla belirlendi. 33 belediye, 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 projeyle 2020 yılında yarışmaya başvurdu. Yarışma jürisi değerlendirmeleri sonucunda Metin Sözen koruma büyük ödülünün yanı sıra bir jüri özel ödülü, 7 proje, 7 uygulama ve 7 süreklilik ve 10 başarı ödülü verildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından İstanbul Yeni Kapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi düzenlenen YAPEX Restorasyon Kültür Mimarısı ve Koruma Fuarı'ndaki ödül törenine Alanya Belediyesi adına Alanya Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mehmet Babaoğlu katıldı. Ödülü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden alan Babaoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Bedesten yapısı restorasyon çalışmasıyla Alanya Kalesi içinde ve çevresindeki çalışmalarıyla kent için büyük önemi olan kalenin korunması ve canlanmasına katkı sunan ve kale içindeki külliyeyi tamamlayan uygulama projesi nedeniyle uygulama ödülüne değer bulundu. Uygulama ödülleri kategorisinde restorasyon projesi ödülü alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi. Alanya'mızın en önemli kültür varlığı olan Alanya Kalesi, birinci derece arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanı olarak tescillenmiş olup yaklaşık 2400 yıldır yaşanılan bir alandır. Alanya Kalesi'ndeki en önemli anıtsal yapılardan olan bedesten, tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışmasında uygulama ödülleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu gurur Alanya'mızın. Efendim, Alanya'da son 2 yıldır yaşanan borçlanmaların sonucu icradan satışa çıkarılan taşınmazların sayısının artmasıyla ortaya çıktı. Borçları ödeyememenin temel sebeplerinden birinin COVID-19 olduğuna dikkat çekildi. Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir bu durumu ülke genelinde esnafın %80'inin durumu alt üst olduğu sözleriyle özetledi. Pandemiyle birlikte başlayan ekonomik buhran icra dosyalarının kabarıklığıyla gözler önüne serildi. Borçlanmanın son 2 yıl içerisinde arttığı Alanya'da esnaftan vatandaşa kadar büyük bir kesim kredilerle ayakta kalmaya çalışırken borç yükünün altında kalanlar icralık oldu. Sayıları her geçen gün artan icradan satışa çıkarılan daire ve arsa ilanları Alanya Posta Medya araştırdı. Alınan bilgiye göre Antalya genelinde bu yıl Temmuz ayı itibariyle emlak kategorisinde 211 icra dosyası bulunuyor. Bu dosyaların 25 tanesi ise Alanya'ya ait.
İcraya çıkan taşınmazların 7'si tarla, 2'si arsa, 2'si dükkan ve 14'ü ise daireden oluşuyor. Özellikle 2 yıldır icradan ev satışlarında artış olduğunu belirten avukat Yunus Kerim Sezer, ipotekli malların satışına başlandığına dikkat çekti. Sezer, Covid'den dolayı 2 yıldır dükkanlar kapalı olduğu için insanlar ödemelerini yapamıyor. Kamu bankaları ve devlet ödemeleri erteledi ama özel bankalar ertelemedi dedi. İcradan satışa çıkan evlerin değerinde satılmadığını, bu nedenle de borçların kapatılmadığının altını çizen Sezer, evler gerçek değerini bulup borcu da kapatmıyor. Özel bankaların bu konuda devlet bankaları gibi yapılandırmaya teşvik edilmesinde fayda var. Esnaf kefalet kooperatifleri 2 senedir kimseyi takibe almıyor. Bankalar kimseyi takibe almıyor. SGK, vergi dairesi, belediye de yapmıyor diye konuştu. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, 2020'de kapanmalar oldu. 1,5 yıldır dükkanını açamayan esnaf var, turizm olmadı. Ülke genelinde esnafın %80'inin durumu alt üst oldu. Eski borçlardan dolayı haliyle gecikmeler oldu. Ödenmeyen borcun üstüne bir de kredi alındı. Bu yüzden dosyalar artış gösterdi. 2022'de devlet desteğinin devam etmesi gerekiyor. Kira ödenemedi, mülk sahibi dolayısıyla dara düştü. Alacaklılar ve avukatlar sabırlı olmalı dedi. Efendim, salgın sonrası toparlanma sürecine giren turizm sektörünün hedefleri arasında sezonu 12 aya uzatmak var. Silih, Alanya'nın 12 aylık turizmi için altyapısının olduğunu söylerken düzenli tarifeli seferlerle birlikte kültür, spor, sağlık turizmi için de altyapıyı tamamlamamız gerektiğini belirtti. Turizmin sadece 6 ayda sınırlı kalması nedeniyle hak ettiği turizm gelirini alamayan Alanya'nın düzenli tarifeli seferleri ve turizmi çeşitlendirmek için ürünlere ihtiyacı var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de yapılan çalışmalar, ihtiyaçlar ve turizmde Alanya'nın durumunu Alanya Posta Medya'ya aktardı. Alanya'nın kitle turizmine açılan ilk bölge olmasından dolayı farklı ülkelerden çok fazla talep gördüğünü ifade eden Sili, Alanya'mız aslen diğer bölgelerle kıyaslandığında en fazla kaynak pazardan farklı ülkelerden talep gören bölge. Bunun sebebi ülkemizin Akdeniz çanağında kitle turizmine ilk açılan bölge olması ve farklı ürünleri bünyesinde barındırması dedi. Ülkemizde ve bölgemizde turizmi mevsimlikten çıkararak daha uzun süreye yaymak için öncelikle kaynak pazarlardan düzenli tarifeli seferlerin mevcut olması gerekiyor ki bu anlamda ciddi çalışmalar ve planlamalar söz konusu. Alanya'mızda bunun altyapısı mevcut. Kültür, spor, sağlık turizmi için altyapı mevcut. Kaynak pazarlarımızdan düzenli seferlerin artmasıyla birlikte bu alanlarda da altyapıyı tamamlayarak ve tanıtımı arttırarak başarılı olabiliriz dedi. Efendim, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, enerji yatırımlarına ilişkin beklentiler ve muhtarların taleplerini enerji yatırım şirketi yetkililerine aktardı. Toklu, çözüm için ihtiyaç duyulan hizmetlerin takibini yakından takip ediyor. Geçen hafta AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyesi ve Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek'in katılımıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve çalışanları ile bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, muhtar ve halkın taleplerinin yatırıma dönüşmesi için süreci takip ettiklerini söyledi. Özellikle kırsal mahallelerde ve yaylalarda tamamlanan elektrik yatırımlarının üzerinde değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda, elektrik yatırımlarının devam ettiği diğer kırsal mahalleler ve yaylalar hakkında da istişarelerde bulunuldu. CK Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, kırsal mahallelere ve yaylalara yapılan elektrik yatırımları hakkında AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya bilgi verdi. Karamanlar muhtarı Hayri Er'le birlikte Müdüroğlu ve CK yetkililerini ziyaret ettiklerini belirten Toklu,
Alanya'da yaptığımız toplantının ardından gelen taleplerin değerlendirilmesi için Antalya'da bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhtarlarımızın iletmiş olduğu istek ve taleplerin çözümü noktasında tüm yetkililer bölgemizde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizler için çok önemlidir dedi. Efendim, Türkiye'nin ev sahipliğinde Afganistan'da yaşanan güncel gelişmelerin konuşulacağı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi kapsamında bakanların Afganistan'ın konu olduğu toplantıda yapacakları ortak bildirinin önemli olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda Azerbaycan'ın Karabağ işgalden kurtarılmasının birinci yılı olduğunda da Azerbaycan'ın mevkidaşıyla basın toplantısı yaparak dikkat çekti. Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmelerin etkisini daha fazla hissediyor ve hissedecek. Türk Konseyi İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının aynı zamanda Azerbaycan'ın 44 günde elde ettiği büyük bir zaferin yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekerek bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Bugün Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 gün savaşının başlangıcının birinci yıl dönümü. Bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Toplantıda Türk Konseyi'nin Afganistan konusuna ilk kez değindiğini belirten Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri bulunduğuna da dikkat çekti. Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi'nin de Afganistan konusundaki beklentileri ve kaygıları benzer. İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, insan haklarının korunması, azınlık ve kadın hakları dahil, düzensiz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısının İstanbul'daki açılışında bir konuşma yaptı. 30 ile yakın devam eden işgala son koydular. Məhz 27 Eylül'den başlayan zəfər yolu 44 günlük vətən müharibəsi ilə qələbə ilə başa çatdı və Efendim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Vergi Dairesi işbirliğinde 28 Eylül 2021 Salı günü saat 14'te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda vergi mevzuatına ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak. Ve arkadaşlar, çok güzel şeyler imza attık orada. Onları ben size... Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve uzmanların konuşmacı olarak katılacağı bilgilendirme toplantısında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun başta olmak üzere iş insanları ve mali müşavirleri yakından ilgilendiren vergi mevzuatları da anlatılacak. Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, tüm iş insanlarını ilgilendiren bu önemli toplantıya iş insanlarının yanı sıra serbest muhasebeci ve mali müşavir arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Burada en yetkili isimlerden merak ettiğimiz tüm sorulara cevaplar alacağız. Toplantımızın şimdiden Alanya'mızın iş dünyası için hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Mali Müşavirler Odası Başkanı, pansiyoncular, lokantacılar, esnaf odası, bakkallar odası... Efendim, Alanya'da uyuşturucu madde satın alan ve ticaretini yapan 3 şahıs yakalandı. Alanya'da narkotik suçlarla mücadele grup amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında şahısların uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Cikcili mahallesi üzerinde yakalanan şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde metamfetamin esrar ve hassas terazi ile geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemin ardından iki şüpheli serbest kalırken
Biri hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. İngiltere 22 Eylül itibariyle Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmasının ardından İngiliz turistler tatil beldelerine akın etti. Bu durum fuar sektörünün de hareketlenmesine neden oldu. İngiltere'den Türkiye'ye gelecek misafirlere seyahat sonrası zorunlu otel karantinası uygulanmayacak. Bu haber sonrasında İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih ettikleri bölgelerde rezervasyon yoğunluğu hızla artmaya başladı. Bununla birlikte sezonun sene sonuna kadar uzaması da tekrar gündeme geldi. Kararın ardından İngiltere'den bölgeye yapılacak uçuşlar için görüşmelere başladıklarını söyledi. İlk uçuşların 23 Eylül itibariyle başladığını aktaran Güvenç, Ekim ve Kasım aylarında bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Bu süreçte fuarların da çok büyük bir katkısının olması bekleniyor. Antalya'da fuar hareketliliği 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Süs Bitkileri Peyzaj Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı ile başladı. Alanya'da peyzaj mimar Fikret Arık'ın da ürünlerini teşhir ettiği fuar yoğun ilgi gördü. Türkiye'de birçok kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlenen turizm sektörü, diğer ülkeler tarafından getirilen kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte iyileşme sürecine girdi. Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 30. Alanya Triatlon Yarışları 29 Ekim'de başlıyor. 5 gün sürecek yarışların tanıtım toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya gazeteciler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Yarış Direktörü Onur Şentürk katıldı. Triatlon görüntülerinden oluşan klip gösterimiyle başlayan tanıtım toplantısında Yarış Direktörü Onur Şentürk 5 gün sürecek yarışlar hakkında bilgi verdi. 3 günden oluşuyor. Sporcular öncelikle yarı finallerde karşılaşacaklar. Finallere yükselmeyi başaran sporcular cumartesi günü, 2 Ekim cumartesi günü finallerde yarışacaklar. Ve aynı sporcular daha sonra da ülke ve karma takımlarından oluşan takımlarıyla pazar günü karışık bayrak yarışında yarışıyorlar. Bir diğer organizasyon Türkiye Kupası. Yaş grupları Türkiye Kupası yarışı. Bunda da yılın son yarışı oluyor. Türkiye Triatlon Ligi'nin son yarışı oluyor. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 gün sürecek şampiyonada Para Triatlon Dünya Kupası, Avrupa Gençler Triatlon Festivali ve Nostalji Triatlonu'nun gerçekleştirileceğini söyledi. Dünyada aralıksız devam eden Almanya ve Türkiye, yani bu da Alanya, 30 yıldır aralıksız devam eden iki ülke var, iki organizasyon var. Onun birisinin de Alanya olması bizlere çok büyük değer katıyor. Demek ki bu zamana kadar olan yöneticilerimiz, kamu kurum kuruluşlarımız, federasyonlarımız, sporcularımız Alanya'nın bir değer kattığı ve Alanya bugüne kadar bu yöneticilerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bizde 7-8 yıldır da bizde bu alanı bayrağı en iyi seviyeye taşımak için yerel üretim ve bu bölgedeki, bölgemizdeki tüm kurumlarla, federasyonlar, sporcularla bunu geleneğimizi bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz ve bugüne kadar bizlere 41 ülkeden müracaat ettiler. 1000'e yakın sporcu. Bu da bu organizasyonun ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu önemini arz etmiştir. İnşallah çarşamba gününe kadar kayıtlar daha devam edecek. Belki birkaç tane daha ülkeden daha müracaat olacağını düşünüyoruz. Ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah huzurlu, sağlıklı, kazasız, belasız bir organizasyon olması dileğiyle hepinize çok çok teşekkürler. Eski bir triatlet olan Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirtirken, ilk kez 1994 yılında Alanya Triatlonu'nda yarıştığını söyledi. Yalçınkaya, triatletler yurt dışında Alanya'yı bir ülke sanıyorlar. Alanya'nın Türkiye'nin bir parçası olduğunu bile bazen çok kişi bilmiyor. Triatlon dendiğinde Alanya diyorlar. Gerçekten Alanya'nın çok ciddi anlamda bir bilinirliği var yurt dışında triatlon sayesinde, dedi. 2003 yılına kadar aralıksız yarıştım. Burada da ilk kez bu sene 30.sunu
yaptığımız için bir nostalji triatlon olacak son gün pazar günü. Ve 90'lı yıllarda yarışmış tüm sporcuları davet ettik. Mini mesafelerde, başkanı geçmek yasak formatında. Beni geçen olamayacak tabii. Ben de yarışacağım. Hep birlikte o ilk 91 yılında başlayan triatlonu hatırlatmak için böyle pazar günü bir mini triatlon yapacağız. Sayın Başkanım'ın burada biraz önce bahsettiği gibi gerçekten 30. yıl olması çok çok önemli. Çünkü dünyada aralıksız bunu yapan, bu organizasyonu yapan iki lokasyondan birisi Alanya ve başkanımın da bahsettiği gibi triatletler yurt dışında Alanya'yı bir ülke sanıyorlar. Yani Türkiye'nin bir parçası olduğunu bile çoğu kişi bazen bilmiyor. Triatlon dediklerini Alanya diyorlar. Yani gerçekten çok ciddi anlamda bir bilinirliği var yurt dışında Alanya'nın triatlon sayesinde. Gazetecilerin pandemi döneminde yarışlarda alınacak önlemleri sorması üzerine Yalçın Kaya aldıkları önlemleri açıkladı. Dünyada pandemiye özgü kural kitapçığı yayınlayan federasyon Triatlon Dünya Federasyonu ve bu durumda çok ciddi bir hassasiyet gösteriyorlar açıkçası. Yurt dışından gelenlerin hepsi gelmeden önce PCR testleri ve aşı durumlarını gösterecekler. Ayrıca bir analiz daha yapılacaktı. Antijen testi yapılacaktı. Tüm sahada bulunacak herkese. Burada hangi gün yapılacaktı? Yarın tüm gün boyunca sabahtan başlanacak. Gelen tüm kafilelere antijen testi yapılacak. Toplantının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya arasında 30. yıla özel anı forması imzalayıp birbirlerine hediye ettiler. Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanya Spor saat 20'de Medikal Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk oluyor. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek, yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Aypaslan Dedeş yapacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor karşısında üstünlüğü 5 kez galip gelirken 2 kez mağlup oldu. Taraflar 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda turuncu yeşilliler 17 gol atarken bordo mavililer ise 10 gol kaydetti. Efendim ben Deniz Zarif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşanılası nice günler temenni ediyor. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda buluşmayı diliyoruz. Esen kalın. Tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.